Soru. Kişi üvey annesine bakmak, yani nafakasını temin etmek zorunda mıdır? Arkadaşlar, kitaplarımızda geçen mevzular iki cihetlidir. Kadaen ve diyaneten. Söyleyin. Kadaen ve diyaneten. Kadaen demek, kadıya göre, siz öyle anlayın. Kadıya göre, hakime göre, yani mahkemeye göredir. Kadaen demek, mahkeme icabı, mahkemeye göredir. Mahkemeye göredir. Diyaneten demek, ahiret itibariyledir. Yani İslami bir mevzuyu kadıya sorduğunuz zaman duruma göre başka cevap alırsınız. Müftüye sorduğunuz zaman başka cevap alırsınız. Kadı kadaen cevap verir. Müftü diyaneten cevap verir. Kadı, kadı, hakim ne yapar? Kadaen, dünyevi olarak cevap verir ki kadı dünyevi olarak hükmetti mi o ahiret için de geçerlidir. Kadı hükmetti mi bitti. Hani nasıl mesela biraz önceki mevzuda vaktin sonuyla donuyordu. Kadı hükmetti mi iş bitti. Mevla katında da o iş artık öyle olur. O iş öyle olur. Müftü diyaneten hüküm verir. Mesela kitaplarda talak bahsinde işte bir erkek hanımına çık git dese talak olur geçer. Bir erkek hanımına kavga ediyorlardı. Kavga ederken çık git defol dese bu nedir arkadaşlar? Talaktır. Kitaplarda bu ne yapar? Böyle geçer. Hanefi mezhebinin muteber fıkıh kitaplarında, metinlerde açtığınız zaman bu ne yapar? Böyle geçer. Tartışırken bir erkek hanımına defol git dese, çık git dese, seni istemiyorum dese bununla ne olur? Talak olur. Ama orada muhtasar kitaplarda, metinlerde bu yazmaz. Bu kadaendir. Bu nedir? Kadaen. Yani bu iş hakime intikal ederse. Bu iş hakime intikal ederse, kadıya intikal ederse, kadı olaya bakar, kadı kalbe bakmaz. Kadı kalbe bakmaz. Kadı hüküm veriyor. Zahire bakar, manzaraya bakar. Kavga ediyorlardı, tartışma vardı. Demek ki tansiyon olan bir zaman bu. Erkek böyle söylediyse bunu boşanmak kastıyla söylemiştir der, kadı boşar. Bitti. Erkeğe sormaz kadı, senin bununla niyetin neydi, ne yapmaz? Sormaz. Zahire bakar, zahir hal kavga. Kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Ha, böyle bir halde bu söz talaktır der kadı. Ama bu iş müftüye intikal ederse müftü kalbine bakar. Der ki oğlum sen bu iş sözü söylerken senin kastın niyetin neydi der. Ya canım sıkılmıştı o sırada biraz ayrı duralım kafam dinlensin diye söyledim derse hadi git oğlum bir daha böyle bir şey yapma işinize bakın der yani. Tamam mı? Kadaen başkadır, diyaneten nedir? Başkadır. Mesela diyelim ki bir hanım çocuğunu emzirmek zorunda değildir. Bir hanım çocuğunu emzirmek zorunda değildir. Erkeğin maddi imkanı varsa, çocuğu emzirtecek, başkasını emzirtecek maddi imkanı varsa, çocuk da gerçekten başkasını emiyorsa, çocuk vardır, annesinden başkasını emmez mesela, bebek vardır, annesinden başkasını emmez. Öyle bir durum yoksa, mecburiyet yoksa, zaruret yoksa, kadın mecbur değildir. Ama söyleyin, kadaen mecbur değildir. Ne demek? Bu iş kadıya intikal etse, yani kadın çocuğunu emzirmiyor. Adam kalktı gitti mahkemeye verdi. Kadı çağırdı bunları. Mevzu nedir dedi. Adam dedi ki bu dedi benim çocuğumun annesi çocuğu emzirmiyor. Döner adama sen buna maaş veriyor musun der. Emzirme ücreti veriyor musun? Var mı param var. Veriyor mu vermiyor mu? Emzirmezse emzirmez hadi işine der. Kim der buna ama? Kadı der. Ama müftüye gittiğin zaman kızım sen ne yapıyorsun der ya. Sen bu işin ahireti altından nasıl kalkacaksın der. Anladınız mı? Şimdi mesela hanımlar böyle tamam mı? Mesela ev çamaşır yıkamak zorunda değildir. O nerede zorunda değildir? Söyle. Kabaen. Yani iş kadıya intikal ederse kadı kalkıp da çamaşır yıkamadı diye kadına bir şey ne yapmaz? Demez. Hapise atmaz. Ceza vermez. Ama ahirette hapı yutar. Kabaen başkadır. Diyaneten söyleyin. Başkadır. Şimdi bu mevzuya bakalım. Kişi üvey annesine bakmak yani nafakası bu da ona benzer. Tam öyle değil ama ona benzer. Kişi üvey annesine bakmak yani nafakasını temin etmek zorunda mıdır? Üvey annesi deyince annesi değil. Babasının başka bir hanımı. Diyelim ki babası annesiyle evliydi. Sonra annesi vefat etti ve ayrıldılar. Babası ne yaptı? Başka bir hanımla evlendi. Dünyanın normal, standart, doğal hali bunlar. Başka bir hanımla evlendi. Şimdi bu babasının hanımı olması hasebiyle adeten ona ne denir? Anne denir ama anne mi aslında? Hayır. Dolayısıyla aslında bunların arasında bir bağ var mı öyle?
Yok, değil mi? Bir evlatlık annelik bağı var mı? Yok, tamam. Peki buna bakmak zorunda mıdır? Meseleye hukuk boyutundan bakacak olursak, hukuk söyleyeyim, kazaen yani. Meseleye kazaen bakacak olursak, üvey anne, öz anne gibi değildir. İş kalksa mahkeme intikal etse, kadıya intikal etse, kadı der ki, yani ne alaka yani, ben bu çocuk sana niye baksın? Sen mi doğurdun bunu? Yok, o zaman niye baksın ki sana yani, der kadı. Meseleye hukuk boyutundan bakacak olursak, üvey anne, öz anne gibi değildir. Mahkeme, öz anne hakkında nafakaya hükmeder. Annenin ihtiyacı var. Çocuğun da mal varlığı varsa vallahi kadı gırtlağına yapışır. Anana bakacaksın der. Ama üvey anneye gelince yani babamın hanımı, babamın hanımıysa hanımı yani benimle ne alakası var ki? Babamın hanımı yani benimle ne alakası var ki? Tamam mı? Kadıya gittiği zaman kadı bir şey yok der. Mahkeme öz anne hakkında nafakaya hükmeder. Ama üvey anne için böyle hükmetmez. Kadı hanım. Meseleye vicdani olarak bakacak olursak, şimdi bu diyanetine benziyor ama tam diyaneten değil. Diyaneten de mükellefiyet yoktur. Şimdi diyanetenden biraz daha aşağı inmiş olduk. Diyaneten dediğim zaman ahiret hesaba çekilmek var. Vicdanen de ahiret hesaba çekilmek yok. Ama vicdani olarak bakacak olursak, annesi olmasa da babasına hizmet etmiş biri olmasından dolayı geçinmesi için gerekli olan nafakayı temin etmesi doğru olacaktır. Yakışanı nedir? Ya bu senin öyle veya böyle babanın hanımı. Değil mi? Tamam, seninle bir bağı yok gerçi. Zahiri bir bağı yok seninle ama bu senin babanın hanımı. Dolayısıyla yani vicdani olarak sahip olmak iyidir. Şimdi arkadaşlar bu da çok acayip kötü bir mevzudur yani. Yani mesela diyelim ki çocukların annesi vefat ediyor. Adam kalkıyor, başka birisiyle evleniyor ömrünün sonlarında. Sonra adam da vefat ediyor. Bu zaten bizim annemiz değil diyorlar. Basıyorlar tekmeyi. Tamam, sizin anneniz değil ama sizin babanızın hanımı. Sizin anneniz olmaması hasebiyle, tamam sizin ona karşı belki zahiri sorumluluğunuz yok ama babanızın hanımı insan yani. Bu da ciddi sorundur arkadaşlar. Meseleye kelimeleri anlamamak, olaylara İslam gözüyle bakmamak, Müslüman kafasıyla bakmamak yanlış anlaşılmaya vesile olur. Tamam? Kelimeleri anlamamak, kelimeleri yanlış anlamak ve olaylara Müslüman kafasıyla bakmamak yanlış anlamaya vesile olur. Meseleye vicdani olarak bakacak olursak, annesi olmasa da babasına hizmet etmiş birisi olmasından dolayı geçinmesi için gerekli olan nafakayı temin etmesi doğru olacaktır. Mükellef midir? Şer'an mükellef değildir. Ama yakışanı gücü yetiyorsa sahip olmaktır.